Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet, şöyle yani bu yılın 2023'ün ilk adımlarım akademi eğitiminde beraberiz. İnşallah bu yılda sizlerle çok güzel eğitimler yaparız. Evet, bugün yine ilk adımlarım akademide. Biliyorsunuz eğitimlerimiz zaten kaydoluyor. Daha sonrasında da izleyebilirsiniz ya da arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. Toplanalım, seslere de bağlanalım. Bugün yine böyle kafaların karıştığı, her kafadan bir ses çıktığı, hamile kaldığınız andan bile böyle bir sürü öneriler aldığınız beslenmeyle ilgili. Evet, beslenme ne kadar önemli olduğunu biliyoruz zaten. Hem hamilelikte hem de lohusalıkta, ama annelerimiz şöyle genelde emzirme döneminde, lohusalıkta tabii o da çok önemli, ama genelde böyle hamilelikte çok çok dikkat ediyorlar. Ama hani gözlemlediğim kadarıyla doğumdan sonra hem de daha çok böyle şunu ye, bunu ye, şu süt artırır, bu süt azaltır, şu şöyledir gibi öneriler de aldığı için tam yani hamilelik kadar dikkat edemez. Bir de bebek de çok uğraştığı için. Ama şunu öncelikle söylemek istiyorum. Zaten sürekli üzerinde durduğumuz bir konu. Bebeğimizin ilk 1000 günü dediğimiz. Yani bebeğimizin aslında sağlıklı yetişmesi, her şekilde sağlıklı gelişimi, artı tabii ki bunların hepsi beslenmeyle oluyor. Bağışıklığı, zihinsel gelişimi, yani özellikle beyin gelişimi %75'i zaten beslenmeyle oluyor. Bu da sizin beslenmenizle oluyor, anne sütüyle oluyor ya da anne sütüne en yakın özellikle prebiyotik içerikli devam sütleriyle oluyor. İnşallah herkes anne sütü sonuna kadar versin. Ama şimdi bebeğimizin ilk 1000 günü dediğimiz, yani anne karnına düştükten 3. doğum gününe kadar. Bu dönemdeki anne beslenmesi, bebek beslenmesi, hani 6 aydan sonra ek gıdaya geçiyoruz zaten. Bebeğimizin ileriki hayatı için aslında en büyük yapacağınız güzel bir yatırım diyoruz. Neden? Çünkü o dönemde ileriki hayatında olabilecek birçok hastalık, aslında hani diyabettir, tansiyondur ya da tabii genetik etkenler bile olsa, bunlar beslenmeyle kesinlikle önlenebiliyor bu dönemdeki. Çünkü bebeğimizin o temelini yapıyoruz aslında. Ya da bu dönemdeki yanlış beslenmelerle ya da bebeğimizi yanlış beslemekle, işte ne diyoruz her zaman değil mi? İşte ilk bir tuz vermeyin, şekerli su vermeyin, yapmayın, şunu yapmayın, bunu yapmayın. İşte bunlar o yepyeni hücrelerini sağlıksız beslemek ve ileriki hayatında da aslında bu dönemki beslenmeyle, yani 1000 gün beslenmeyle bebeğimizin ileriki hayatındaki sağlığın planlı yapıyoruz aslında. O dönemdeki ne kadar sağlıklı olacağı, Allah korusun kötü hastalıklara bile karşı ne kadar savunmalı olabileceği ya da engellenebileceği birçok hastalığı ya da birçok hastalığa da maalesef neden olabileceği dönem bu dönem. O yüzden de anne beslenmesi daha hamilelikte ve doğumdan sonra da çok çok önemli. Ama kesinlikle tabii ki şey değil, aman çok yemek ya da işte hani belli bir ürünü tüketmek sürekli, hani her zaman belli bir ürün kesinlikle fayda sağlamaz. Onun için çeşitli beslenmek, sağlıklı beslenmek, mevsiminde beslenmek kesinlikle çok çok önemli. Tabii hamilelikte şöyle bir şey, ilk zamanlar özellikle ilk aylarda bulantı, kusmalar daha fazla olduğu için ya da son aylarda işte bebeğin mideye baskı, karnın büyüyüp mideye baskısından dolayı reflü gibi ya da işte daha çok bulantılar yine aynı şekilde olabileceği gibi tabii ki bazen beslenme zor olabiliyor. O yüzden zaten her zaman soruları sonra bakacağım, kafam karışmasın. Zor olabiliyor. Zaten ilk aylarda çok böyle kilo alımı çok beklemiyoruz. Bazen bulantı, kusmalarla hatta bazen kilo bile verilebiliyor hamileliğin ilk aylarda. Zaten hamilelikte yeterli beslenme, yeterli depolar, yani annenin depolarının da zaten belli bir depomuz var değil mi bizim vücudumuzda? Hadi bu zayıf olmuş, şişko, hani şişko demeyeyim, şişman demeyeyim, kilo aldım. Hani zayıf bir kişinin aman depoları azdır, bebeğini iyi besleyemez diye kesinlikle bir şey yok. Ya da kiloluk kişinin depoları daha fazladır, bebeğini daha iyi besler diye bir şey yok. Zaten bebek
hem annenin depolarından hem annenin beslenmesinden kendisi o için olan gerekli olanları alır. Yani öyle fazla 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 almaz. Zaten hamilelikte kesinlikle şu yapılmamalı. Hani bebek iyi kilo alsın, iyi gelişsin diye sağlıksız, çok gereksiz, çok yeme, çok aşırı yeme, çok aşırı her zaman ne diyoruz hamurlu tatlılar. Yani canın istiyorsa arada bir her zaman yiyebilirsin ama işte tatlılar, hamurlu yiyecekler, hani dengesiz beslenme ya da bebeğim hani sonra kilonu koruyayım, sonrasında daha kolay kilo vereyim diye az ve sağlıksız beslenmek bunlar da uygun değil ama kişi kendisine göre beslenmeli aslında. Kendi beslenme şeyine gitmeli ama çeşitliliği artırmalı, öğün atlamamalı. Çünkü hamilelikte bir de şu var. Eğer çok uzun süre aç kaldığınızda zaten hamilelik bulantıları dönem dönem oluyor. Çok uzun süre aç kaldığınızda zaten kandaki keton seviyesi de yükselip daha çok bulantılar artabiliyor. O yüzden de az ve sık yemek, az ve sık yiyin diyoruz. Daha çok böyle özellikle ilk aylarda zaten böyle kokulu şeyler de bulantıları artırır. Hani kızartma yerine haşlama her zaman bunu öneriyoruz. Zaten bizim de sağlıklı beslenme açısından. Ya da fırınlama, o şekilde yiyecekleri pişirmek. Besin gruplarından mutlaka, çünkü şimdi bazı kişiler ben duyuyorum, ya hiç beslenemiyorum, yiyemiyorum, fırsat bulamıyorum. İşte yoğun bir çalışma hayatım var, hamilelikten bahsediyorum. Çok iyi beslenemiyorum ya da işte oradan çıkan yemekleri sevmiyorum gibi. Ama işte... Bebeğim acaba sağlıksız mı olacak diye çok beslenmek değil, az az sık yemek aslında ve çeşitli beslenmek önemli. Ya da sürekli süt içmek, yani sürekli süt içmek çok yani faydalı değil. Günde biz aslında hamilelikte 2 su bardağı kadar sütü öneriyoruz. Bir de gaz yapmasın, hani şişkinlik yapmasın diye daha çok laktozsuz süt içebiliyorsanız. Ama normal süt sizi rahatsız etmiyorsa normal süt de içebilirsiniz. Ya da süt içemiyorsa hiçbir şekilde aslında zorla yiyecek ne hamilelikte ne doğusalıkta sevmediğiniz bir şeyi, istemediğiniz bir şeyi zorla bir şey yemeyin. Çünkü benim vegan beslenen annelerim ya da işte sadece vejetaryen beslenen annelerim de var. Ama onlar da gayet sağlıklı. İlla etten alacak diye bir şey yok proteini. Proteini kuru baklagillerden de alabiliyor. Ama hani ben çok beslenemiyorum, ben çok yiyemiyorum, çok yemek istemiyorum. Ama zaten şu vitaminleri, mineralleri, şu takviyeleri kullanıyorum diyen de çok var. Ama maalesef iyi beslenilmezse bu takviyeler, alınan dışarıdan alınan takviyelerin çok bir faydası yok. Onun için beslenme hamilelikte gerçekten çok 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 önemli. Ne diyoruz? Yani bütün besin aslında günde çok da abartmamak lazım. Aslında günde ne kadar hamilenin ihtiyacı var biliyor musunuz? 300 kalori. 300 kalori fazla almaya ihtiyacı var. 20 gram da protein. 20 gram da protein günlük fazla alması yeterli. Sadece şeyler işte özellikle protein ve kalsiyum çok çok önemli. Bebeğin gelişiminde yine annenin depolarının korunmasında. İşte günde 2 bardak süt. 2 bardak süt içemiyorsanız 2 kase yoğurt ya da 4 bardak ayran da aynı işi görür. Mutlaka tabii kırmızı et öneriliyor demir açısından çok çok Kesinlikle. önemli. Çünkü annenin özellikle hamilelikte demir depoları düşebiliyor. Çünkü bebeğe de demir bir de bağışıklık için de çok çok önemli. Biliyorsunuz demir hücrelere kan taşır. Bebeğimizin gelişimi, annenin hem anne için de bebek için de demir çok önemli. Onun için kırmızı et mutlaka hani ama yemeyenler için de onu tabii ki alten demir içeren bir sürü yiyecekler var ama kırmızı et beslenmede bir hamile beslenmesinde olmazsa olmazlardan diyoruz ama özellikle demiri bağlayan hani demir çünkü hani eksikliği ve yerine koyulması da uzun sürdüğü için özellikle etli et yedim biliyorsunuz süt ürünleri demiri bağlıyor. Demir eminimini azaltıyor. Özellikle C vitamini demir eminimini çok hızlandırıyor. Yemeklerle beraber özellikle hani süt mesela hani biz hep bunu söylüyorum ama balıkla yoğurt yemez diye bir alışkanlığımız yani bir korkumuz var. Yoğurtla balık mesela balık olduğunda yoğurt sofraya konmaz genelde. Ama aslında tabii ki öyle bir şey yok. Ama aslında etle yoğurt yenmez. Neden? Çünkü biz eti niye yiyoruz kırmızı eti? Zaten demir alalım diye yiyoruz değil mi? Demir çok zengin. Tabii protein de var
Hani birçok şey de var ama biz hani demir açısından da hem annelerimize hem bebek kadar geçtiğinde kırmızı eti mutlaka öneriyoruz ve mutlaka başlıyoruz zaten bebeğimize. Burada da zaten hani yanında yoğurt yerseniz, süt içerseniz zaten demir o etten alacağınız demir çok minimum seviyeye düşüyor. Onun için hatta kahvaltıda özellikle süt ürünü hani peynir gibi bir sürü şey hani protein içeren yine şey içeren hani şeyler yapıyoruz. Hem kansız hem de demir içeren mesela pekmezdir şeyde. Ben de aslında biz kahvaltıda çayı çok hamilelerimize önermiyoruz. Neden? Çünkü yine demir eksikliğine neden olabileceği için. Hatta kahvaltıdan 2 saat sonra hani çay alışkanlığınız varsa çay olabilir. Yani hani içmeden hani bazen başım ağrıyor ya da canım istiyor. O zaman yani daha açık bir çay ve şey kahvaltıdan 2 saat sonra falan şey yaparsanız çok çok daha iyi olur. Yine kuru baklagiller çok çok önemli hamilelik beslenmesinde. Tahıllar çok çok önemli. Çeşitlilik önemli. Yani bugün kuru baklagil yiyorsan yarın hani ya da haftanın bazı günleri her gün yiyeceksin diye bir şey de yok. Bazı günleri tahıllı şeylerden yiyebilirsiniz. Gün içinde dediğim gibi kahvaltı çok önemli. Yumurta, peynir yine aynı şekilde. Hani pekmez böyle pekmez şey olarak seviyorsanız yani biz hatta doğumdan sonra da anne habire pekmez yedirmeye çalışır. Sütü artsın diye. Aslında hiçbir faydası yok. Yani tabii ki demir açısından zengin. Ama yani kahvaltıda normal pekmez diyorsanız onu yiyebilirsiniz. Ama pekmez biliyorsunuz ısıtılmaz, kaynatılmaz. O yüzden de pekmezi hani o şekilde yemek gerekiyor. Bir şeyin içine koyup hani tatlıların içine koyup kaynatıp değil de normal hani seviyorsanız kahvaltıda yiyebilirsiniz ama özellikle doğumdan sonra pekmez, tahin pekmez böyle çok önerilir. Özellikle pekmez ama hani sütü arttırdığı için bu da aslında pekmez tabii ki çok böyle insanın içini yakar, böyle çok susatır. Bunun tamamen eğer su içemiyorsanız mesela ben de çok su içemiyorum. Mesela çok böyle su içemediğim günler bir iki kaşık böyle pekmez yerim. O da bakarım içim yanar gerçekten çok su içirir. Hani su içirmek hani eğer sütü artırıyorsa da miktarını su içtiğin için daha fazla su içtiğin için sütü o yüzden artırır ama hani tabii ki demir içerir ama her zaman da böyle sürekli pekmez ya da her gün değil mi yenmez. Yine balık çok önemli. Eğer mevsimdeyse ama balık ve dip balıkları önerilmiyor biliyorsunuz cive açısından. O yüzden de hatta ben şey hani hep balığın yanında eğer balık yiyorsanız yine de hani cive içermeyen balıklar öneriyoruz ama şimdi günümüzde tabii denizler de çok şey oldu bir de çok güvenemiyoruz. Balığın yanında balık yerken mesela sofrada bir tahin helvası olabilir. Hani balıkla hep restoranlara gittiğimizde de balıkla beraber böyle tahin tatlı olarak hep tahin gelir ya. Bunun nedeni aslında aldığımız cıvayı şey yapmak için yok etmesine yardım ettiği için mesela öyle bir şey tahin şey yaparsanız balık yediğiniz bir öğünde yine haftada 2-3 gün aslında mevsimde ise öneriyoruz balığı hani yanında da mutlaka yine de hani cıva olup olma şeyinden ne kadar cıvasız yesek de yine de mesela orada bir tahin helvası yanında küçük bir parça hani isterseniz ne kadar yersiniz yiyebilirsiniz. Böylelikle aldığınız cıvanın emilimini azaltır, yok eder. Onun için hani bazı yiyecekler bazısının yanında yenmesinin aslında nedeni ya da yenmemesinin nedenleri bu aslında. Yine hani ilk aylarda çok bulantı kusma oluyorsa hiç merak etmeyin. Yani böyle çoğu kişi çok üzülüyor. İşte bebeğimi besleyemedim. Evet ilk 3 ay her yani gebelikte en önemli dönemdir aslında. Bebeğin bütün organlarının oluştuğu dönemdir. Bütün yani bebeğin aslında temelinin oluştuğu dönemdir. O dönemde böyle özellikle hiperemezli çok bulantı kusmaları olanlar hatta kilo kaybedenler çok endişe duyar. Acaba bebeğimi besleyemedim mi? Acaba bebeğimin işte en önemli ayları olduğunu biliyorum biliyorsunuz o aylarda mesela biz birçok şeyi önermiyoruz. Hani saç boyanabilir ileriki aylarda ikinci trimester ama ilk aylarda önermiyoruz. Hani manikür pedikür yani bir sürü aslında şey önermiyoruz. Daha bir, hani bir sürü şey çünkü bebeğin ne diyoruz? İşte kahve mesela kahve içilebilir. Günde 100-150 miligram kadar kafein alınabilir. Yani şöyle günde 2 bardak
iki kupa kahve içebilirsiniz. Hani fazlası zaten hani kafein fazla önerilmiyor ama ya da bir bardakta mesela bir çay bardağında 65 miligram kafein var. Hani onu da hesaplayarak günlük kafein miktarınızı o şekilde ama hani günü gününe değişebilir. Belki bir gün daha az alırsınız, bir gün daha canınız ister, biraz daha fazla alırsınız. Onu dengelersiniz. Her gün böyle milimetrik hesaplama yapmanıza kesinlikle gerek yok. Nereden bağlı konuyu? İşte hamilelikte özellikle hani ne dedik? Şimdi orada aklıma gelir. İşte bazı yenmemesi gereken şeyleri de hem bir de paketli gıdalar özellikle biz önermiyoruz. Fast food yiyecekler önermiyoruz ya da işte yenmeyecek şeyler var biliyorsunuz bir sürü işte hamilelikte sakıncalı olan şeyler var ama bunlar hani çoğu kişi şunu diyecektim oradan unuttum buraya da geleceğim. Çünkü bir yerde bir şey yapıyordum oraya bağladım. İlk 3 ay çok iyi beslenmediği için çok böyle üzülür. İşte bebeğime acaba hani şey olmadım diye hiç üzülmeyin. Vücudumuzda az önce de söylediğim gibi ister çok zayıf kişi olsun ister kilolu kişi olsun zaten vücudumuz kendini korumaya almak için belli bir besin depoları var. Bebeğimizi o besin depolarından besler. Ama biz ne diyoruz? Yine az ve sık yiyin. Özellikle böyle bulantı kusma varsa mesela sabah kalktığınızda böyle hani krakerdir, leblebidir, böyle mide suyunu alacak şeyler. Daha çok o hani kalkar kalkmaz su içmeyin, mideniz daha bulanabilir. Önce o gibi şeylerden yiyin. Hani kokulu yiyeceklerden, kokulu şeylerden uzak durun diyoruz. O da mide bulantılarını artırır. Yerine haşlama, fırınlama şeklinde yiyin. Ama hani zaten çok aşırı böyle bulantı kusma çok her öğünde aşırı derecede bir şey yapıyorsa zaten bir de bir tedavi gerekiyor. O da doktorunuz zaten onu şey yapıyor ama çok hani iyi beslenemediyseniz ilk aylarda çok endişe etmeyin. Tabii elinizden geldiği kadar yine çeşitli besin gruplarından alıp az ve sık yemeye ve öğün atlamamaya özellikle o ilk 3 ayda öğün atlamamak çok daha önemli. Neden? İşte zaten normalde de hamilelikte hani uzun süre aç kalınca mide bulantıları oluyor. Bu sefer bulantılar daha çok artabileceği için o yüzden hani olabildiğince minik minik böyle minik minik atıştırmalık. Hatta gece işte çok uzun süre açlık kalmadı da sabah bulantısı artıyor. Yine gece de başınıza böyle şey olduğunda hani belki yatmadan önce hani gece kalkıp ya da gece kalktınız hani böyle bir su içmeye şey yapmıyor. Onun için yine gece de böyle bir iki tane leblebi ya da bir kraker yine atarsanız ağzınıza en azından sabah o kadar şiddetli bulantılarınız olmaz. Bir de yataktan hızlı kalkmayın diyoruz sabah. Önce biraz oturun şöyle karşıya bakın birden yere bakmayın. Hani bulantınız şey olmasın diye ama dediğim gibi ilk 3 ayda çok endişe etmeyin. Yani yine beslenmenize tabii ki dikkat edin. Ama sizin vücudunuzdaki depolar bebeğin bütün ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Ama tabii ki beslenmeye de önem veriyoruz. Son aylarda da yine hatta doğumun yaklaştığı son haftalarda artık vücut artık doğumun yaklaştığını belirten işaretlerden biri de böyle ishal olma ya da sık sık yine ya da daha böyle sulu yapma. Çünkü kendini artık bağırsaklarda boşaltır ki kendine doğuma hazırlık için. Çünkü hani önde idrar torbası, ortada rahim, arkada bağırsak var. Şimdi bağırsaklar da dolu olursa ne olur? Rahimin kasılıp bebeği ilerletmesi zor olabilir. Ya da işte sezaryen olursa sonrasında daha çok gaz sancılarına neden olabileceği için. Hatta son haftalarda çok böyle olabildiğince daha sıvı yemeye, daha posalı şeyler yemeye dikkat edin diyoruz. Çok böyle hani kabız yapacak şeyler zaten yemeyin diyoruz. Ya zaten dediğim gibi ishal de %99 zaten ishal olup bağırsaklar temizleniyor. Onun için de son aylarda da yine baskıdan dolayı biraz şeyler olabilir. Karnın büyük yine mideye baskısından dolayı biraz bulantılarınız, biraz böyle reflünüz, özellikle işte mide yanmaları, reflüler son aylarda
Olabiliyor. Zaten daha önceki hamilelik eğitimlerinde de hep söylüyorum. Zaten bu progesteron hormonu, yani hamilelik hormonu, zaten düz kaslar üzerinde gevşetici etkisi olduğu için zaten dönem dönem böyle bulantılar, kusmalar ya da son aylarda daha çok işte baskıdan da dolayı hem de progesteron hormonu etkisinden dolayı yine bulantılar çok olabiliyor. Ya da işte reflü çok olabiliyor. Burada da yine aynı şekilde ilk aylarda nasıl şey yapıyorsak yine beslenmemizde hani bulantı kusmamız ya da işte reflümüz fazla olmasını, geç saatlerde hani akşamları ağır yemekler zaten yemiyoruz. Ağır kokulu böyle hazmı zor ya da geç saatleri bırakmıyoruz. Böylelikle de hamilelikte dengeli beslenmek, zaten dengeli beslenmek. Yani herkes aslında tabii ki özel durumlar, hani gestasyonel diyabettir ya da hipertansiyondur. Zaten her zaman tuz miktarını fazla, hem ödem olmasın diye özellikle son aylarda ödemler, kramplar falan çok rahatsız edebiliyor. Zaten tuz, özellikle iyotlu tuz öneriyoruz. Son aylar hani tuz olabildiğince daha az almak, özellikle tansiyon ya da böyle durumlar varsa zaten hiç almamak, yani normal besinlerin kendi tuzundan almak önemli, ama yine tuz miktarını her zaman dikkat ediyoruz. Soda içilebilir hamilelikte, günde iki tane rahatlıkla soda, özellikle yaz aylarında hem mineral kayıplarını engeller. Su içmek çok önemli, hem cildin kurumaması için, cildin çatlamaması için, hem de tabii ki bebeğimizin gelişimi için. Günde yine 8 bardak, klasik 8 bardak, hani 2-2,5 litre bir bardak, 200 mililitre desen, yine 8 bardak su mutlaka öneriyoruz. Ama ilk aylarda dediğim gibi çok fazla bulantıdan dolayı içemiyorsanız tedirgin olmayın. Hani yemekler biraz daha sulu hazırlanır, biraz daha hani çorba şeklinde olur ya da işte ayran, kefir gibi böyle şeylerle biraz günlük sıvı miktarını da artırabilirsiniz. Ama normalde yine hani hem dediğim gibi cildimiz için de çok çok önemli. Su mutlaka 8 bardak su mutlaka bir şekilde içilmesi gerekiyor. Artık çok su içemeyenler biraz tatlandırabilir, biraz limon koyabilir. C vitamini zaten çok çok önemli hamilelikte. Yine D vitamini çok önemli. İşte güneş, hani mutlaka güneşe çıkın diyoruz. Güneş, hani güneşteki D vitamini zaten birçok, hani eğer doktor tahlil yapıyor zaten, eksikse zaten takviye veriliyor, ama ne kadar biz ağızdan hani oral olarak takviye D vitamini alsak da o aldığımız vitamin gün ışığında daha iyi emiliyor. İlla güneş olması gerekmiyor. Hani en azından bir gün ışığı, dışarı çıkamıyorsan bile hani ilacı içtikten ilk 2 saat içinde hani bir elini bile camdan şöyle bir şey yapmak ya da bir balkona çıkmak, hani bir şöyle bir şey yapmak, bir gün ışığı almak bile D vitamininin daha çok emilmesine neden oluyor. Yine son aylarda işte demir kullanımı, zaten hamilelikte de demir kullanımı olabiliyor. Özellikle son aylarda ya da doğumdan sonra demir hani bağırsaklarda daha yeri, rahim büyüdüğü için bağırsakların yeri biraz daraldığı için biraz demir kabızlık da yapabiliyor. Bu durumda hani daha böyle posalı şeyler, biraz daha sıvı miktarını artırırsınız. Yiyecekleri biraz daha sulu hazırlarsınız. Hani çorbayı mesela biraz daha hani daha yoğun değil de biraz daha sulu şekilde, biraz daha sıvıyı artırınca biraz prebiyotikli, yine hani bağırsak şey yapacak, zaten bağışıklığımız için de önemli. Yine biraz prebiyotik de yiyecekler desteğiyle. Yine kefir gerçekten çok önemli, ama şey, yani burada market kefiri çok önermiyoruz aslında. Hani yoğurt da aynı şekilde. Hani evde yapılırsa özellikle yoğurt, kefir gibi bunlar günlük sütle ya da hani şeyi çok önermiyoruz. Şimdi hani geliyorlar böyle, ya da hani güvendiğin yerlerden tabii ki alabilirsin, bazı yerlerde hani satışı olan güvenli normal şey sütten de alabilirsin, ama normal hani böyle kapıya getirenler, bizim mesela bazı bakıyorum adam şuraya dizmiş kapının önüne bidonlara doldurmuş, ama o süt içinde hayvanı bilmiyorsun, kontrolleri var mı, aşıları var mı, hayvan herhangi bir hastalık taşıyor mu, değil mi? Ne kadar kaynatsan da bazı şeyler gitmeyebiliyor. Onun için hani eğer güvendiğiniz bir yerden olursa alabilirsiniz, ama normalde yoğurdunuzu, kefirinizi kesinlikle sizin yapmanızı, hani evde yapılmış olanı sizin yapmanız derken, evde yapılmış olandan tüketmenizi kesinlikle öneriyoruz. Yine yumurta, peynir, bunlar da hamilelik beslenmesinde
Bakacağım sonra sorular. Şimdi Loğusa'ya geleceğim. Doğumdan sonra eve de gideceğim. Hani bu önemli. Şimdi hamilelikte yenmemesi gereken bir sürü şeyler var diyorsunuz. İşte ama şu çiğ mesela biz hani eğer sakatat şeyleri hani sucuktur, salamdır, şeydir. Hani olabildiğince az tüketin diyoruz ama hani katkı maddeleri fazla mı ya da çok güverdiğiniz yerden alın. Ama çiğ yemeyin. Ama canın çok ister onu bir pişmiş bir sucuklu yumurta yiyebilirsin yani. Çok da şey değil. Hani her gün zaten sucuklu yumurta değil mi? Her gün yenir mi? Yenmez. Yani evde de yapsak haftada bir yapıyoruz. 10 günde bir yapıyoruz. Ayda bir yapıyoruz. Hani arada bir yedin. Hiçbir şey olmaz. Bir sosis kızarttın yedin ya da sosisli bir şey yaptın. Hiçbir şey olmaz. Hani sürekli tüketmeyelim ve çiğ tüketmeyelim. Doğumdan sonrası için de bunlar geçerli. Olabildiğince dondurulmuş gıdalardan uzak durup hani mevsimde her mevsim aslında biz her zaman diyoruz mevsiminde olan şeyler bizim aslında bağışıklığımız için, vücudumuz için ihtiyacımız olan sebze meyvelerdir değil mi? Yazın daha sıcaktır, daha sulu, daha şey meyveler vardır mesela. Kışın daha böyle C vitamini içerikli, daha bağışıklığımızı güçlendirecek. Olabildiğince mevsiminde olması çok çok önemli. Fast foodlar tabii ki önermiyoruz ama doktorunuz da hani şeydir ama yani şimdi alkol ve sigara dışında hamilelikte yenmemesi gereken şeyler şöyle yani miktarı ve sıklığı önemli. Hani sen haftada bir hamburger yedin bir şey olmaz ama her gün hamburger yersen olmaz. Katkı maddeleri sonuçta değil mi? Onlarda mutlaka katkı maddeleri oluyor. Arada bir gittin bir şey yedin yani hani midye yenmez değil mi? Ama arada bir gittin 2-3 tane midye yedin ya da 2-3 kalamar yedin. Yani bundan bir şey olmaz ama sık yersen fazla miktarda yersen onlar önemli. Onun için de bu kadar şey yapmayın. Hani bir şey yediğinizde yenmemesi gereken bir şey yediğinizde lütfen kendinizi hırpalamayın. Sonuçta plasenta çok mucizevi bir organ. Yani birçok yani gereksiz kimya hani bebeğimiz için zararlı maddelerin bebeğimize ulaşmasını zaten engelliyor. Ama tabii ki bu fazla miktarlarda olsa plasenta da ne yapsın, ne kadarını şey yapabilir. Onun için dikkat ediyoruz. Zaten hamilelikte her zaman kullandığımız ürünlere de çok dikkat ediyoruz. Kozmetik ürünler olsun, diş macunumuz olsun değil mi? Hep bunlar çünkü ağız içi en çok emilimin damarların şeyin olduğu yerlerden biridir. Bunlara ya da cildimize işte güneş koruyucu mutlaka sürün diyoruz. Hani yaz kış demeden çünkü hani çok yüksek şey olmadan çünkü cilt gerçekten östrojen ve progesteron hormonu güneş ışınlarına çok fazla ultraviyole ışınlarına çok hassas olduğu için hemen lekelenmeler yapabiliyor ya da çok ışıklı bir ofiste çalışıyorsanız mutlaka güneş koruyucu sürün diyoruz. Şimdi bunların da hani yediğin içtiğin kadar hani yediğimiz içtiğimiz ne kadar önemli bunu biliyoruz. Hani öğün atlamıyoruz, az sıkıyoruz mevsiminde ya da hani çok çok yemek değil, sağlıklı yemek önemli. Yani günde 300 kalori, 300 kalori dediğin aslında 20 gram protein dediğin çok fazla bir oran değil. Yani düşünün bir kasede yoğurtta 100 gram hani 10 100 gram diyorum 10 gram pardon 4 gram protein var 10 gram olmaz. Hani bir kase yoğurtta 4 gram protein var. Onun gibi düşünün yani küçük minik bir kaseden ya da bir çay bardağı kadar biz bebek şeyinde anlattığımda onu bir çay bardağı kadar ya da bir bebek kavanozu kadar bir kase biz yediğimizde onun 2-3 katı yiyoruz hani bebek şeyinden bahsettim. Orada 4 gram var. Düşünün şöyle bir kase yoğurtuysa zaten 12 gram oradan yine protein almış olursun. Ya da 100 gram kıymada yine 5-6 gram protein var. Hani çok da fazla yememize gerek yok. Ama sağlıklı, çeşitli, dengeli bütün besin gruplarından tüketmemiz önemli. Ama sevmediğiniz bir şey kesinlikle bir zorlamayla bir şeydi kesinlikle kesinlikle yemeyin. Diyet sağlıksız eğer diyet yapmanız gerekiyorsa ya da bir hani kontrolsüz kilo alımı olduysa bunu mutlaka doktorunuza danışın ya da hani gestasyonel diyabet, hipertansiyon gibi problemler olduysa bunu mutlaka beslenmenizi doktorunuz ayarlasın ya da hani ayarlayabilecek birine şey yapsın. Siz kendi başınıza kesinlikle diyet yapmayın. Ona da dikkat etmek kesinlikle önemli. Yani hamilelikte beslenmemize
Tabii ki çok dikkat ediyoruz. Zaten çoğu annemiz dikkat ediyor. Bizim hem besin depolarımız hem dışarıdan aldığımız yiyeceklerle bebek kendi ihtiyacını zaten alıyor. Ama bu yiyecekleri ne kadar çeşitli olursa işte beyin gelişimi, ilerideki bağışıklığı, ilerideki sağlıklı hayatı açısından ne kadar önemli olduğunu, yani çok yemek değil ya da çok az yemek değil, az. Hani ekmek de mesela, ekmek tabii ki öneriyoruz. Karbonhidrat ihtiyacı var ama burada daha çok böyle tam buğday ekmeği gibi ekmeklerden ya da işte hani sindirimi kolay ekmeklerden tüketmeniz de çok çok önemli. Yine hani pilavdır, makarnadır, şey öğünlerimizi çeşitli çeşitli. Yine tavuk güvenirseniz, ama tavuk biraz şey. Hani tavuğu tüketmede hani biraz dikkat ediyoruz. Hani gerçekten sağlıklı, hani iyi tavuk olmasına, nasıl anlatayım bilemedim. Gezen tavuk diyoruz ama gezen tavuk da bazen buralarda görüyorum, gezen tavuk her şeyi yiyor, bütün pislikleri yiyor. Her gezen tavuk da böyle bazen şeylerde, böyle bahçelerde ya da şu gibi buralar biraz şey. Göktürk'te oturuyorum burada. Sokakta atlar, inekler, tavuklar, horozlar bile dolaşıyor. Bakıyorum, hayır diyorum, bu gezen tavuğu nasıl yiyeceğim? Gezen tavuk bütün pislikleri yiyor. Hani öyle gezen tavuk değil de sağlıklı beslenen, sağlıklı yemlerle beslenen, öyle antibiyotikle şişirilmeyen, organik dediğimiz, güvendiğimiz, gerçekten organik olduğuna inandığımız tavuklardan tüketmek gerekiyor. Yoksa bir de tabii ki özellikle yaz aylarında hani dışarıdan yiyecek çok fazla tüketmeyin diyoruz. Hani yolda dondurmadır falan. Hani çabuk böyle sütle yapıldığı için sıcaktan çabuk bozulabileceği için, ya da döner hani böyle hani belli bir saatten sonra o dönerler çok beklemiş olabilir. Hani bakteri üretmiş olabilir. Hani onlara dikkat edin diyoruz. Tabii ki hijyen koşulları hamilelikte de çok çok önemli. Her dönemde olduğu gibi yine yiyeceklerin hijyenik bir şekilde temizlenmesi, yıkanması, pişirilmesi, tüketilmesi, o da çok çok önemli. Evet, en çok da şimdi hamilelikte öyle böyle dediğim gibi çok dikkat ediyoruz elimizden geldiği kadar. Çünkü vaktimiz çok, şey olarak hani beslenme açısından, eğer hani bulantı kusma ya da şey gibi böyle hani ara ara yakınmalar, hamilelik yakınmaları dediğimiz işte reflü şey gibi problemler olmadıkça bir şekilde beslenmemize dikkat ediyoruz. Daha çok bu konuda söylemleri, hani doktorumuzun şeylerini daha çok yerine getiriyoruz. Doktor diyet yapıyorum. Tabii ki bu hamilelikle ilgili olduğu için Tuğba Hanım'ın gestasyonel diyebilir. Aslında işte şey, doktor diye meyvelerin hepsi kısıtlı. Evet, meyvenin zaten suyunu kesinlikle hamile. İlk bunu şey yaptınız, meyvenin suyunu kesinlikle hamilelikte önemli. Çünkü suyu sadece şekeri çıkıyor. Bu sefer hani bütün posal olarak ya da hani şey olarak gebelik bebek vitamini alımını tam yapıyor mudur? C vitamini nasıl alınabilir? Yani sadece meyvelerden C vitamini alınmaz, biliyorsunuz bir sürü sebzelerden de C vitamini alınır, bir sürü şeylerden de C vitamini alınır. Zaten artı takviye alıyorsunuzdur zaten. İlla meyve, zaten meyve çok biz hani şey olarak da çok önerilmiyor zaten, çok fazla böyle miktarlarda zaten şeker açısından çok önerilmiyor. Hiç endişe etmeyin. Yani bazı meyvelerde şeker zaten çok çok fazla ve kesinlikle meyve suyu, kesinlikle hamilelerde, hatta bebeklere de asla önceden, mesela çok yanlıştı bebek şeyleri böyle önce suyundan başlıyorduk. Ay ne kadar yanlıştı. İşte araştırmalar oldukça, şeyler oldukça böyle hani internet şey, sosyal medya, ben bunu 25-30 yıl önceden bahsediyorum. Biz önceden böyle cam rende de İlk meyveyle başladık. Böyle şey yapıp sadece suyunu verdik. Sadece şeker. Değil mi? Mesela et suyu. Mesela hani et suyu da hiçbir anlamı yok aslında. Eti kaynatıyorsun, suyunu. Sadece yağı kalıyor aslında. Yağı kalıyor. Aslında proteini ette kalıyor. Hani beslenmede bildiğimiz yanlışlardan biri de bu aslında. Hani ilik suyu, şey kemik suyu demiyorum. Et suyu. Bazen işte yemeklere kaynatırlar, etin suyunu ayırırlar, işte yemeklere koyarlar ya da bebek yemeklerine koyarlar. Ama bir anlamı yok. Suyu zaten dediğim gibi yağı suyunda kalıyor.
şeyi. Onun için hani paketli et zaten hiçbir şekilde önermiyoruz onları, değil mi? Normal beslenmede de paketli et, şöyle küçük küçük paketlerde et suyu, tavuk suyu, onları önermiyoruz. İşte bu dönemde gestasyonel diyabet, çok geçmiş olsun. Beslenmenize çok dikkat edin. Hiçbir şekilde bir şey olmaz ama diyetiniz çok çok önemli. Hani bazen işte şunu demek aslında, bu 1.000 gün hamilelik beslenmesi, doğumdan sonra beslenme, bebeğimizin o ilk 1.000 günkü beslenmesi dediğimiz beslenme, işte hiç ummadığın zaman karşımıza çıkabiliyor bir şekilde yanlış beslenmeler. Hani önceden mesela çok şekerli su veriliyordu bebeklere. Gerçekten çok şekerli böyle sular verilirdi. Ciddi böyle ballar, reçeller, şeyler, ay Allah, bal zaten çok tehlikeli. Emziğini bala batırıp 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 bilmem ne şekilde reçellere, pekmezlere batırıp batırıp, ya da şekerli su çok verilirdi yeni doğanlara. Yani her dönemde sarılık olmasın diye falan. İşte o dönem, düşünsenize, o dönemde hiç ailede şeker yok, bir şey yok, diyabet yok. Pat hamile kalıyorsun, diyabetin çıkıyor. İşte belki o zamandan bir yanlış beslenmeyle, işte anladın mı, o hücreyi şekerle beslemekte. İşte hayatım, ya da bir yaşa geliyorsun, daha o kadar da hani şey olmadığın yaşa, tansiyonun çıkıyor. İşte bunlar aslında hep bu dönemdeki beslenmeyle önemli, ilgili. Onun için sağlıklı beslenmek, hani bebeğe yine verdiğimiz şeyleri, kesinlikle şekerli sular, bitki çayları, şunlar bunlar. Şimdi mesela bağırsak yapısını çok bozuyor bebeğin, özellikle iyi bakterilerin gitmesine neden oluyor. Bu da bağışıklığını çok etkiliyor. Onun için bebekleri kesinlikle onları vermeyelim. Hani onu da bu arada söylemiş olayım. Tabii doğumdan sonra hamilelikte ne kadar şey olsa da çoğu kişi dikkat ediyor diyetine. Diyetine dediğim, hani beslenmesine, şeyini, her şeyine, olabildiğince yenmemesi gerekenlere, şunları bunları dikkat ediyor. Arada kaçamaklar olur. Onu dediğim gibi miktarı ve sıklığı önemli. Öyle bir şey yedin diye hemen bir şey bebeğe zararı olmaz. Ya da bir şey yedin diye, yok çilek lekesi, yok onu şey yaptı. Ay, bir bazı şeyler de der ya, bu hemanjiyom, yani kılcal damar yoğunluğu bebeğin bir yerde. Tesadüf, işte yok şunu mu çaldın, onu mu yedin, bunu yedin, yersen bu olur, şunu yersen bu olur, yok ayva yersen gamzeli olur, şu olur, bu olur. Yani böyle şeyler de sürekli söylenir ama bunların hiçbir bilimsel şeyi yok. Olduysa tesadüf yani. Hemanjiyom, çilek belki fazlaydı, hemanjiyom oldu. Hemanjiyom da bebeklerde olabilir, o kırmızılıklar şeyler. Kılcal damar yoğunluğudur. Hani onlarla ilgisi yok. Bu konuda da hani hurafelere de inanıp bazı yiyecekleri beslenmenize katmamak, ya da çok yemek gibi de bir şeyiniz olmasın. Tabii hamile doğumdan sonra dünya tamamen değişiyor. Bu sefer hem hamilelikte alınan kilolar, hem bebeğimize yeterli süt vermek, hani bir de uykusuzluk, yorgunluk, belki öğün atlama çok fazla oluyor. Çünkü bebek özellikle ilk aylarda sürekli emmek istediği için anne beslenmesini çok ihmal ediyor. Ben biliyorum, saat 2'lerde ziyarete gittiğimde daha doğru düzgün kahvaltı yapmamış, ekmek arası hemen bir şey atıştırmış, ya da hemen şöyle ayaküstü bir şey atıştırmış. Çok çok anneyle karşılaşıyordum. Ama gerçekten hem şimdi hamilelikte belli bir depo, zaten yağ depolanır, değil mi? Bu depolanan enerji, hatta hamileliğin doğuma yaklaştığında bu enerji ortaya çıkmaya başlar yavaş yavaş. Hatta böyle hani bir anda doğuma günler kala bir enerji patlaması olur. İşte sanki bütün eve bir anne girişir, işte bütün evi temizlemiyor, alışverişe çıkar, ya da şuna bak, kıpır kıpır. Aslında o enerji tamamen doğumda kullanmak içindir, o hani doğumu hani o anda yormamak için vücudu. Hani o yüzden de lafı gelmişken söyleyeyim, böyle bir son aylarda enerji hissediyorsanız ve normal hem sezaryen de olsa fark etmez, sezaryenden sonra da dedim ki şey olmanız, enerjik olmanız önemli. Onun için bu enerjiyi boşuna harcamayın. Kendinizi bir kıpır kıpır uçacak gibi hissettiğinizde bile olabildiğince dinlenin son günlerde. Bu enerji normal doğumsa o doğum ağırlığını baş etme, o doğum hani vücut yorulmaması, sizin yorulmamanız, sezaryası yine aynı şekilde yorulmamanız için o enerji ortaya çıkıyor. Onun için bu hamilelikte enerji, sonra süt yapımında da şimdi doğumdan sonra da günde 500 kalori fazla beslenin. Yine 20 gram protein diyoruz. 200 kalori de depolanan enerjiden geliyor. Yani aslında bir süt vermede 350 kalori yakılıyor. Yani inanılmaz
fazla bir kalori aslında. Onun için de hani çok yemek gerçekten sütü artırmaz. Bunu öncelikle ya da kesinlikle süt artırıcı bir şey diye şöyle, tamam, süt artırmaya etkili şeyler var ama tek başına hiçbir böyle mucizevi bir şey, inanmayın. Kimsenin öyle dediğine inanmayın. Keşke öyle bir şey olsa, değil mi? Şu süt artırıcı, evet, destekleyen şey yapan ürünler var. Kesinlikle, ama tek başına asla bu sütü artırmaz ya da devamlılığını sağlar. O zaman belki biraz artmış gibi hissedebilirsiniz ya da psikolojik olarak öyle hissedip, çünkü oksitosin hormonu özellikle rahat olduğunuzda, stressiz olduğunuzda salgılandığı için psikolojik olarak öyle hissettiğiniz için sütünüz artabilir, ama keşke böyle bir şey olsaydı, değil mi? Şunu aldığında, şunu içtiğinde, şunu yediğinde mucizevi bir şekilde anne sütü artsaydı, niye o zaman, niye anne sütü yetmeyen bebek kalır mıydı, değil mi? Süt yetmeyen anne kalır mıydı? Yani kalmazdı. Keşke böyle bir şey olsaydı. Maalesef yok. Tek başına kesinlikle artmaz. Çok yemek, tatlı yemek, işte payın pekmez yemek ya da bol bol tatlı yemek, kesinlikle tatlı yemek. Hani tayın pekmez diyorsan, işte ne dedim, tayın balık yediğinde yanında ye. Niye? O alabileceğin civayı en minimuma düşürür. Hani o civanın şeyine engeller. Ama şey, onun dışında bazen böyle konuştuğum şey bir şey bağlayacak, yani böyle kafa gidiyor çok hızlı arada arada. Ama hani çok yemek, şey yapmak kesinlikle anne sütünü artırmaz. Çeşitli beslenme önemli. Şimdi düşünün, bebeğimizin beyin gelişimi %80'i 2 yaşına kadar tamamlanıyor. O beyin gelişiminin olması için, hem fiziksel gelişimi için, bu %75 beslenmeyle oluyor. Bu da sizin beslenmenizle oluyor. Yine hani hem hamilelikte depolanan, zaten emzirme döneminde şöyle, önemli olan vücut depolarını hem hamilelikte depolanan enerjiyi doğru şekilde kullanmak, hem yeterli beslenmek, dengeli beslenmek, hem de sizin olan depolarınıza zarar vermeden, yani ilk beslenmek çok önemli. Çünkü o depolanır bir enerji, ama onu hızlıca tüketebilirsin. Sen az yersen, günde 400-500 kalori dışarıdan almazsan, ekstra almazsan, daha öncekinde üzerine 500 kalori almazsan, oradan 200 kalori, 200 kalori kesinlikle, değil mi? 200 kalori alacağını 500 kalori birden harcarsın. Bu sefer oradaki depoyu çok hızlı tüketirsin ve kendi depolarına zarar verirsin. Önemli olan bu dönemde işte ne oluyor? Sonra başlıyor işte vücutta yorgunluk, kırgınlık, hasta çok sık hastalıklara, hani anne açısından da aynı şekilde, yok saç dökülmeleri başlıyor, şey baş, bir sürü şeyler başlıyor. Onun için hani şey, ya da hızlı kilo verme, bir anda kilo verme. Biz kesinlikle hızlı kilo vermeyi önermiyoruz doğumdan sonra. Hani ödemler çözülebiliyor. Hani içinden çok idrar çıkıyorsun, şey yapıyorsun, ödem, belli bir ödem gidiyor, ama normalde ayda 1-2 kilo diyoruz. Hani kontrolsüz yine diyet kesinlikle önermiyoruz. Zaten bu gestasyonel diyet, şu bu varsa, o 5-6 haftada zaten normal şekline ya da hipertansiyon kontrollerle normal şekline dönüyor. Diğer türlü şey yapmıyorsun. Aynı şekilde diyete devam etmiyorsun. Kompostolar süt artırıyor mu? Hayır, artırmaz. Normal, hani tek başına kompost artmaz. Destekler. Niye? Daha çok sıvı alırsın. Biz hamilelikte emziren anneye günde 3-4 kişinin hamilelikte 2-2,5 litre sıvı, hani su öneriyoruz, sıvı öneriyoruz. Alırsa fazla da alabilir tabii ki. Ama doğumdan sonra emzirme döneminde günde 3-4 litre sıvı öneriyoruz mutlaka, ama bunun 3-4 litresi su değil. Canın istiyorsa, her zaman diyorum, canın istiyorsa için yanar, şey yapar, yazdır, daha çok terlersin, istersen 5-6 litre iç, ama kesinlikle böyle zorlayarak 2 litrenin üstüne su içmeye çalışma. 2-2,5 litrenin üstüne diğer sıvıları, daha kaliteli sıvıyı da, hani daha, çünkü fazla su içince ne olur? Bu sefer daha az, zaten ilk günlerde doğumdan sonra iştahsızlık görülebiliyor. Yorgunluk, uykusuzluk, sürekli bebekle uğraşmak, o adrenalin artması bazen iştahsızlık yapabiliyor. Bu çok normal. Orada zaten depodan biraz daha fazla kullanılabiliyor. Ama onun dışında tabii ki şey, hani ben böyle soruya bakınca aklımda gideyim.
Hani ama 2-2,5 litre su. Onun dışında da sütlü kompostu starter mı, o konuya gelecektim. Daha kaliteli sıvı diyoruz. İşte şekersiz komposto. Özellikle doğumdan sonra ilk 15 gün çiğ sebze meyve önermiyoruz. Ama bu sürekli olacak diye bir şey yok. Yani ben bazen gidiyordum, 1,5 aylık çiğ sebze meyve yemiyor. Neden yemiyorsun? Çünkü hastane çıkarken öyle dedi. Hayır, sadece o ilk 15 gün. Çünkü rahim rahat kasılsın. Bağırsak burada hani daha meyvelerin gazlarıyla sebzelerin şişmesin. Rahim daha büyük olduğu için doğumdan sonra tepeden kasıla kasıla küçülür. Daha çabuk kasılsın. Daha çabuk eski yerine dönsün. Gibi onun nedenden dolayı hani çünkü daha bağırsakta burada şiddet kasılırsa, özellikle sezaryensin, daha çok rahim şiddet kasılmaya çalışır. Daha çok ağrı hissedersiniz onun için. Yoksa hani şey değil. Yani sadece su, bol su iç, sütün olur, yanlış. Evet, su miktarını artırır. Günde 2-2,5 litre su mutlaka öneriyoruz. Hatta onun dışında da işte 3-4 litreye tamamlayacak işte şekersiz kompostudur. Özellikle kompostu doğumdan sonra çok olur. Neden? İşte bu hani çiğ yenmemesi için biz meyveyi şey öneririz. Şekersiz kompostu hani bol bol şey, bir de anneye enerji verir. Hani normal meyve o an yiyemeyeceği için. Hani hem dediğim gibi bağırsakları şey yapma, yememesi için hem de şey bol sıvı almasına neden olur. Hem de meyvenin şekerinden değil, normal her şeyinden faydalanmış olur. Kompostu sevmeyenlere de meyveleri biz ya fırınlama, haşlama, buharda haşlama gibi şeylerde öneriyoruz. Hani şu kompostu sevmiyor ya da bizde bir kompostu yani deyince böyle bir içiyorsun bal gibi. Yani kompostu içeceğine bir şeker atma şeyi var yani. Meyvenin şekeri yeter. Yani bir incir, şey de önemli. Yani mesela teknik de yapmayabilir. Mesela evet süt artırmayı destekler. Yediklerinin yanında mesela bir kompostu şey yaparsa mesela kuru incir, hurma, artı bu siyah üzüm, küçük üzüm, kayısı hem bağırsakları çalışır. Bunları güzelce bunlardan komposto yaparsan evet hem bir sürü şeyi almış oluyorsun bir arada. Hem enerji vermiş olur, hem vitamin vermiş olur. Hem sıvı da aldığın için hem sıvı ihtiyacını karşılar. Çünkü doğumda belli bir kan kaybediliyor. Sonra loğusalıkta kanama oluyor. Onun için komposto tabii ki içilebilir. Ama kompostuyla dediğim gibi süt artmaz. Yani tek başına süt artmaz. Yani bazı şeyler evet tek başına sütün miktarını da artırabilir ama içeriğini zenginleştirmez. Bizim için sütün içeriği de hani sütün kalitesiz mi diye bir şey asla yok. Ama şimdi sütün içeriği de besleyici olması da çok önemli. O yüzden çeşitli beslenin diyoruz. Hem siz depolarınızı korumak için hem bebeğe gelişimine. Çünkü anne iyi beslenirse bebeğin hem zihinsel gelişimi hem fiziksel gelişimi hem bağışıklığı her şeyi çok iyi gelişir. Onun için beslenme çok çok önemli. Şimdi çoğu annenin de başına gelmiştir. Yani bu bana da çok dönüşür ya da daha önce gördüklerim. Şimdi biz bebeklere ne diyoruz? Eğer sütün yetiyorsa hani anneye ne diyoruz? Bebeğin doyduğunu nasıl anlarsın? Günde 5-6 defa çiş yapıyorsa, açık renkliyse, şöyle bezi ağırsa, bir yumurta büyüklüğüne, bir pikon tapu büyüklüğündeyse sütünüz yetiyordur diyoruz. Yani bu gerçekten sütün yetmesiyle ilgili tam bir elimizdeki bir kanıt değil mi? Her gün ölçemeyiz, bebeğin tartısına bakamayız. Ama şimdi bunu diyoruz ama bir geliyor anne kontrole. Bebek çok az kilo almış. Bebek 7-8 defa idrar yapıyor. Açık renk yapıyor, şey yapıyor. Ama kilo alımı çok yavaş. Burada biz iki şeyi sorgularız. Özellikle 15 günden sonra süt sulandığı için daha çok ön sütü lok 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 içiyor. Anne bitti zannediyor. Sürekli göğsünü hani ön sütü daha çok içmiş oluyor. Ön süt daha çok sudan, proteinden de zengin ama daha çok sudan zengin hani bir süt. Arka süt daha yağlı, daha besleyici, daha uyutucu, daha doyurucu bir süt. Yani ön sütü çok fazla veriyor. Zaten o anne de bir süre sonra mastit oluyor. Bir 10 gün, bir hafta, 10 gün, 15 gün sonra ya da göğsünde tıkanıklıklar meydana geliyor. Ön sütü çok içtiğinde. Ya da anne beslenmiyor. İnanın o kadar çok böyle doğum sonrası takip ettiğimde bebeğin bol bol şiş yapıp kilo almadığı, anneye güzelce şimdi en fazla bir hafta 10 günde anneye böyle beslenme bir çıkaralım diyoruz, bir yazalım diyoruz. Yazıyor zaten bir şey çıkmıyor doğru düzgün. İşte unuttum ya da işte aman işte zaten kaçta yedim, ekmek arası bir şey yedim, şey oldum, şöyle bir atıştırdım.
Hani onun için de o bir beslenmesini ayarlayacak çok da fazla bir şey. Bir kahvaltıda bir ya da iki yumurta, bir peynirini işte olabilirse böyle hani çayı 2 saat sonra falan şey yaparsa kahvaltıdan hani bir sütünü içebilir hani kahvaltıda ya da çok şey yapıyorsa çok açık bir çay içebilir. Hani bir yani bir reçel isterse yiyebilir tatlı hani hem de enerji versin dedi tabii ki tatlara ihtiyacı yok ekmek falan yani böyle bir normal bir kahvaltı o arada da bir ara öğün badem ceviz hurma ya da bir iki böyle hemen bir elma yarmutu yemek zor olabilir ama bir meyve salatası hemen üzerine ceviz mesela bal enerji de verir hemen şöyle kaşık kaşık yiyebilir bir sebze çorbası yiyebilir yine bir sütlü tatlı yiyebilir. Öğleden sonra işte bir kuru baklagil ya da bir tahıllardan bir şey yiyebilir öğlen yemeğinde. Akşam yemeğinde yine et, tavuk, balık yani böyle şey yiyebilir. Hani çok çok böyle dolu dolu hamurlar, börekler, çörekler şeyler değil. Hani hep söylüyorum şöyle bir tabağa birkaç köfte, biraz pilav, biraz salata hani böyle bir şey koyduğunda al sana bir güzel bir şey öğün. Hani şey olarak hani besleyici bir öğün sıvıyı da alırız. Arada kahve içerken işte kahve yine doğumdan sonra günde yine 200-250 miligram kafein içebilir anne şey olarak hani 2-3 kupa falan kahve içebilir ya da 2 kupa kahve bir Türk kahvesi içebilir ya da 2 Türk kahvesi bir kupa şey içebilir ama çok koca böyle kupalardan ne bir bardak gibi. Ya da işte çay içebilir ama bunu işte hem yemeklerden 2 saat sonra hem de emzirmeden hemen sonra. Çünkü kafeinin %50-60'ı ilk 200 saat içinde vücuttan atılır zaten. Hem işte daha az gelsin diye. Ama anne de kahve içmez diye kesinlikle bir şey yok. Yine aynı şekilde tabii ki şimdi nasıl ki hamilelikte bebeğinize geçiyorsa zararlı maddeler. Burada bebeğimize tabii ki yedikleriniz geçiyor. Zararlı şeyler de geçiyor. Hani bunda zaten görüyoruz değil mi? Bebek anne o gün bir ıspanak yiyor, semizotu yiyor, bir şey yiyor. Ama bebeğin kakası yeşile dönüyor. Yani nasıl, ne kadar etkiliyor ya da çok aşırı böyle mesela pancar yiyor, şunu yiyor. Bakıyorsun pembemsi, kırmızımsı böyle karış içinde şey geçiyor. Kaç saat sonra süte geçer? Ne kasa sonuç kahve mi? Kahve hemen diyoruz ya emdikten sonra yapın ilk 3 saat içinde hani içtiğinizde ilk 3 saat içinde %60-70 atılır vücuttan zaten. Hani o kadar geçen hani bu miktarlarda kafein tüketiyorsanız da bebeğe şey gaz yapan yiyecekler. Bu gaz yapan yiyecekler de ondan da bahsedeceğim. Yine hamilelikte olduğu gibi kesinlikle öğün atlamamak, az ve sık miktarla yemek. Yine kızartma yerine belki haşlama. Hani kızartmada kalorisi daha çok ortaya çıkıyor. Haşlama ya da fırınlama yemek. Yiyemeyeceğiniz bir şeyi asla zorunlu yemek zorunda değilsiniz. Bakın bu süt yapar, bu şunu yapar, bu bunu yapar, bu canınızı istemiyorsa, o yemeği sevmiyorsanız, hani bazıları gerçekten hani hiç görmek istemez, miden şey yapar, adını duymak istemez. O yemekleri kimse yemek zorunda değil. Onun yerine mutlaka yerine geçecek bir şey vardır. Yine tahıllar, kuru baklagil, yine doğumdan sonra kesinlikle çok yanlış olan şu kuru fasulye, nohut, mercimek gibi çok değerli yiyecekler tüketilmiyor. Bunu da en fazla bakın rahim kasıla 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 6 haftada yerine oturur. Ondan sonra bağırsak kendi yerine geçer. En fazla yemeyeceğiniz ilk 15-20 gün yemeği çünkü içinde bağırsakta daha çok gazını çıkardığı için şey o gibi yiyecekler. Bağırsağı daha çok şişirir, daha çok spazm yapabildiği için rahime baskı olmasın diye. En fazla ilk 15 gün kesinlikle önermiyoruz zaten. Ama 6 haftadan sonra rahatlıkla yiyebilirsiniz. Bakın yememezlik gibi bir şey asla yapmayın. Kuru baklagiller gerçekten çok çok değerli. Mutlaka haftada 1-2 gün sofranızda olsun. Hem de çeşitlilik olur değil mi? Bakıyorum aylarca kuru fasulye yemiyor, nohut yemiyor, mercimek yemiyor. Tamam bazen gaz yapabiliyor normal hayatta da. Şimdi yediğiniz bir şey bebeğe nasıl gaz yapar? Bakın gaz yapan yiyecekler listesi bakarsan internette zaten açsınız. Hiçbir şey yemezsiniz. Şimdi bazı yiyeceklere karşı bizim intoleransımız vardır. Yani ne demek? Biz o yiyecekleri çok iyi sindiremiyoruzdur. Vardır değil mi? Bazısı der ki
İşte klasik, mesela ben elma yerim bir şey olmaz, ben armut yerim bir şey olmaz, siz armut yersiniz bir şey olmaz, ben armut yerim karnım ağrır. İşte ne bileyim, bazen ishal yapardım, bazen işte muz, biri yer muz kabız yapar, bazısını hiçbir şey yapmaz, ya da bazısını tam tersi etkisi yapar. Yani herkese bir şey yapmaz. Şimdi sizin mesela karnımızı üşüttük, gazımız oldu, değil mi? Karnımız üşüdü, gaz yap olur, tabii ki olur. Niye? Çünkü bağırsak çok geniş ve büyük bir organ. Şimdi nasıl bazen için üşür, değil mi? Bağırsak soğuğu görünce şöyle bir kasılır. Yani kasılınca ne olur? Biz onu sonra gevşeyip kasılmaya çalışır. O da böyle siner. Hani biz de soğukta sineriz de bağırsak da içeride şöyle kasılır, şey yapar. O kasılmaları biz tabii ki karın ağrısı olarak hissederiz ve ağrı olur. Evet, çünkü üşür. Karnımız üşür. Bazen o aşırı böyle şeylerden kasılıp gevşemeden ishal bile olabiliriz. Hani şey olabiliriz. Ama bu bebeğe geçmez. Karnın üşüdü, gazın oldu, bebeğe asla geçmez. Bir yemek yedin, hiçbir şey olmadı, ama hani o rahim büyükken, o bağırsak spazmlarından şeyden bazen arada gaz hissedebiliyoruz. Rahimin kasılmalarını, bağırsakları hareketlendiriyor, gaz olarak hissedebiliyoruz, değil mi? Bakın, koca bir rahim. Yani regl olduğunda bile, aslında regl, rahim ne kadar küçük, değil mi? Küçük şu kadar. Yani 50 gram organ oluyor 1,5 gram. Regl olduğunda bile bağırsaklar böyle hareketleniyor. Hatta bazen işte yine bağırsak bir ishal olabiliyorsun, şey yapabiliyorsun, karın ağrısı, hani rahimin kasılmasını, artı işte bağırsağı da o küçücük yerde bile onu etkilediği düşün, koca rahim nasıl bağırsağı etkiler. Onun için de eğer size bir şey gaz yapıyorsa, size bir şey intoleransınız varsa, bunu hamilelik ya da şey gibi düşünmeyin, demek ki siz onu tam sindiremiyorsunuz, ona karşı bir intoleransınız var, değil mi? Sütü normal inek sütüne çoğumuz sindiremeyiz, ona proteinleri çok ağırdır, genelde laktozsuz süt birçok kişi tüketir, ya da o süt inek sütünü çok içtiğinde rahatsız eder, işte karın ağrısı yapabilir, kabızlık yapabilir, ishal yapabilir. Hani ama sen bunu armut yiyorsun, hiçbir şey olmuyor. Şu yiyorsun, bir şey olmuyor. Sen, birisi çiğ soğan yemez, birisi pişmiş yemez. Şimdi bunu sen, bir şey olmuyorsa bebeğine de olmaz. Ama senin intoleransın varsa onu sindiremedin. Ona karşı intoleransın var, bebeğe geçecek. Bebek hiç sindiremez, değil mi? Onun hiç gelişmemiş bir bağırsağı var. Ne yapacak? Bebeğe gaz yapacak. Hani o yüzden de size gaz yapan bir yiyecek varsa, ona karşı intoleransınız varsa, öncelikle pişirme yöntemini değiştirebilirsiniz. İşte belki hani haşlama, fırınlama şey gibi yapabilirsiniz. Mesela hani soğanı kavurunca daha çok şeyi çıkar, gazı. Belki soğanı haşlayarak yaparsınız yemeğin için. Hani o rahatsız ediyorsa. Ya da pişirme yöntemini, mesela ben bunu hep söylüyorum. Mesela yıllarca kuru fasulye yemedim. Gerçekten çok aşırı beni. Ben de zaten çoğu şey o kadar rahatsız eder ki beni. O kadar yani. Benim çok midem bağırsam felakettir. Çok şey dokunur deriz ya, intoleransın çok şeyi vardır. Kuru fasulye gerçekten bir kaşık yesem ölüyorum. Yani insan bu kadar şişiyorsun, değil mi? Daha buralarına böyle, buralarına vuruyor, nefes alamıyorsun gazdan. Mesela bir tane böyle yöresel bir yerde kuru fasulye satan bir şey vardı. Bana dedi ki sütle beklet dedi. Suya, hani suya süt de koy dedi, beklettiğin suya. O yine haşlama suyuna sütle haşla. Hatta ben laktozsuz kullandığım için ondan koymuştum. Mesela hiç öyle, hem de çok çabuk pişiyor. Mesela su, yarı süt koyuyorum mesela. Hani bekletiyorsun ya akşamda. Haşlarken yine aynı şekilde yarı su, yarı süt. Böyle inanılmaz, hiçbir şekilde gaz yapmıyor artık yani. Hani bazen böyle pişirme yöntemlerini de değiştirmek lazım, ama lütfen her yediğim, yok o diyor domates yeme, o diyor havuç yeme, o diyor onu yeme, o diyor onu yeme. Kesinlikle öyle bir şey yok. Rezene kimyon çayı içiyorum. Günde ise rezenenin bebeğime zararı olur mu? Yine bir bardaktan fazla rezene artık önerilmiyor. Önceden evet annelere çok rezene, günde 3-4 bardak öneriyorduk, ama rezene de artık östrojen hormonu olduğu için hem hormon bozukluğuna neden olabilir, fazla östrojen bebeğimizin bağırsak sistemine hem hormonal yapısına zarar verebilir, karaciğerinde birikme yapabilir. Kesinlikle böyle aktardan hazırlanıp alınmış şey rezenelerden şeylerden kullanmayın. Eğer böyle özellikle şurada var diye gösteriyorum. Laktamilin, bu gerçekten çok güzel bir çay. Kuşburnu, rezene, anason, ısırgan mesela. Hani içinde de 6 vitamin var. Hani bu gibi çaylar, hani hazır böyle bir denetimden geçmiş,
minimal şeylerde hazırlamış çaylardan günde 2 bardak tüketebilirsiniz. Onun dışında normal bezine içiyorsanız ondan 1 bardaktan fazla tüketmeyin. Kimyon bir şey yok. Gebelikte de bitki çayı hani kesinlikle çok fazla önerilmiyor, değil mi? Birçoğunda zaten hormon olduğu için artı erken doğum riskleri olduğu için hatta onun için ayrı bir şey yapmak lazım. Bunlarla ilgili çok şey işte hani bazıları doğumu kolaylaştırıyor için işte sütü işte nedir ada çayı önermez diye ya da maydanoz mesela bazı sebzelerde anne beslenmesine emziren anneye beslenmesi çünkü mesela süt kesme döneminde mesela ada çayı anneye içiriz işte rezene lahana gibi bunlar çünkü vücuttan mesela maydanoz rezene diyorum. Maydanoz, lahana gibi şeyler vücuttan ödem çözücü, su arttırıcı özelliği olduğu için hani suyu da anne sütünde sıvı fazla miktar zaten vücuttan fazla sıvı attar. Bu da sütün azalmasına neden olur. Onun için şey hani bazı çaylar hani çay konusu çok uzun, çok çay var böyle içilmesi gereken, içilmemesi gereken. Ortalama şunu diyoruz. Evet günde bir tane rezene içebilirsin. Amerika'da de hani şeyde papatyadır, ıhlamurdur. Hani böyle şey masum çaylardan günde bir ya da maksimum 2 paket fazla çay. Zaten bitki çayı dediğim gerçekten ilaç birçoğu yani hani ilaçların yapıldığı değil mi? Bir sürü şey ilaçlar yapılıyor, şeyler yapılıyor. Onun için bitki çayı daha masum şeylerde ve mutlaka doktora sorarak tüketin diyoruz. Kimyon, evet kimyonun hepimiz üzerine yani normal şeyleri gaz azaltıcı etkisi var. Ama bebeğe kesinlikle bitki çayı ya da kimyon asla lütfen bebeğe vermeyin. Ama kimyon yemeklerinize katabilirsiniz. Ama her yemeğe de kimyon katılmaz. Bir tadını bozabilir. Belki bir kimyonlu su hazırlayıp ya da bir şeker kompozu içiyorsa onun içine biraz şey yapabilir. Hani öyle katabilirsiniz. Gazlı yiyecekleri anlayamıyorum. Yani anlayamıyorum. İşte şöyle anlarsınız. Sizi rahatsız ediyorsa, size dokunuyorsa ama hamilelikte loğusalık gibi düşünün. Normal hayatınızda bildiğiniz aman ben bunu yersem benim karnım ağrır, ishal olurum, kabız olurum, işte beni rahatsız eder, midem bulan dediğin şeyler ona intolerans olan şeylerdir. Onlar bebeği de rahatsız eder ama normal günlük gazın, günlük şeyin karın ağrısı gazın ya da işte rahimin kasılmasına bağlı bağırsak hareketlerinde olan gazın asla bebeğe geçmez. Normal eğer böyle bir intoleransın varsa zaten biz ne diyoruz? Zaten hani hemen de etkileyebilir, 3 gün içinde de etkileyebilir, değil mi? Şu özellikle alerjilerde, hani besin alerjilerde, işte laktoz intoleransı ya da işte kuru toplu protein alerjilerinde ne yapıyoruz? Zaten biz bir de bebeklere neden ek gıdaya 3 gün aynı yiyeceği deneyerek yapıyoruz. Çünkü bebeklerde alerjiler ilk 72 saatte de çıkabiliyor. Alerji dediğim bu sadece döküntü olarak düşünmüyorum. Gaz, ishal, kabız, her şey olarak da çıkıyor. Biz eğer intoleransınız olan bir yiyeceği yediğiniz zaman 2 saat sonrasında da ilk 3 saatte de rahatsız edebilir. Ertesi gün de rahatsız edebilir. Yani ilk 3 gün içinde biz de mesela anneyi diyete sokuyoruz. İşte diyor ki mesela süt ürünleri mesela kesiyor doktor değil mi? Hemen ertesi gün ya da o gün etkisini göstermiyor. Endişelenmeyin. 3 gün maksimum 1 hafta içinde bebeğinizin bu durumu düzelecek. İşte egzaması azalacak. İşte belki bu puslu kaka yapıyorsa azalacak, geçecek. Ya da işte bebeğin reflüsü ona bağlı alerji varsa hemen geçmeyecek. Hani 3 gün sonra da geçebilir. Maksimum 1 hafta diyoruz ama ilk 72 saatte yine etkileyebiliyor. Hani yiyecek için geçerli olmasa da ciddi intoleransınız olan ama diğer gaz 200 saattedir o da o gaz değildir yani öyle bir şey yok o an bebeğin fizyolojik gazı tesadüf olmuştur emerken hava yutmuştur şeydir anneler her şeyde kendini suçluyor ama öyle yediğiniz içtiğiniz her şey bebeğe gaz yapmaz size rahatsız etmiyorsa ama o anlık rahatsızlık değil yani o anlık gibi düşünmeyin sizin ona intoleransınız yoksa şeydir onun için şey biberin yüksek olan gaz yiyecekten bebeği yedikten sonra şimdi sonra ilginç bir şekilde hızlı kayıyor.
Memeli tıkanıklık nasıl açılır? Bu çok uzun bir konu ve burada her tabii sayfamdan da bakabilirsiniz. Orada da böyle şeyler yayınlamıştım. İlk adımlarım akademide yine eğitimlerimiz var bununla ilgili. Kayıtlı eğitimlerimiz. Şimdi tıkanıklık şimdi burada sıcak uygulama yapmak lazım. Mastiste kesinlikle mastiste sıcak uygulama yapmamak lazım. Çünkü sıcak enfeksiyonu daha yayar. Ona uygun masaj yapmak lazım. İşte ona göre bebeği emzirip pompalama falan hani o şeyi sonrasında soğuk uygulama yani o bayağı şey yani görüntüm alıyoruz. Yani anneler hep bebeklerine gaz, bakın gazla ilgili çok güzel kayıtlı eğitimlerimiz var. Bebeğimi ortadan pilav ve makarna yiyorum. Ya ne kadar yanlış. İşte bu çok yanlış. Etraftan çok baskı var. Bakın gaz yapacak diye inanın çoğu şeyi sağlıklı şeyi yemeyen o kadar çok anne biliyorum ki pilav ve makarna yiyormuş. Ne kadar yazık değil mi? Yani niye et gaz yapar mı? Balık gaz yapar mı? Ne bileyim bir peynir gaz yapmaz. Eğer alerjik bir bebek değilse yani yoğurt gaz yapmaz. Yoğurt zaten prebiyotik. Kefir gaz yapmaz. Ne bileyim yani sebze çorbası gaz yapmaz piştikten sonra yani şey yaptıktan sonra niye yapsın yani bunlar hep yanlış bebeğin zaten bir fizyolojik gazı vardır ya da belki burnu tıkalıdır belki işte beslenme araçlarından bir bakteri ya da bir oyuncaklardan yani sadece gaz şeyden olmaz ki gaz mesela hani biberon ya da emzikte bir şekilde süt kalır bakteri üretir. O da hani gaz yapar değil mi? Karın ağrısı yapar. Her şey yapar. Yani birçok şey de gaz yapabilir. Burun tıkalı olur gaz yapar. İşte yani yedikleriniz hep şey 2 aylık yani 2 aydan sonra da zaten normal şeyleri ama ben mesela gazın en şiddetli olduğu dönem normalde ikinci hafta ile altıncı hafta dönemdir. Hani o bağırsak hareketlerin, bağırsak eğiminin başlaması, bağırsakların işte bir şey olması falan filan o fizyolojik gaz dediğimiz bu dönemde ne kadar şey olsa da biz yapı olarak insanoğlu bu inekleri yani inek ve dananın sütündeki proteini çok sindiremiyor. Çünkü çok ağır proteinler var. O yüzden bebeklere, o yüzden inek ve keçi sütü de aynı şekilde. 2 yaşına kadar neden önermiyoruz? Çünkü protein çok ağır proteinler var. Bu proteinlerin çoğu sindiremiyoruz. Hem bebeklerde şiddetli kansızlık da yapabiliyor, kabızlık yapabiliyor, gaz yapabiliyor. Böbrekte besin yükünü, proteinli böbreklere her zaman fazlası zararı var. Besin yükü yapabiliyor. Onun için mesela o gün hiçbir şey gaz mesela her şey normal. Evet bazı şeyler de gaz yapabiliyor. Özellikle süt ürünleri. İşte o gün ne yaptım? Biraz abarttım. Neyi abarttım? İşte peynir yedin, kaşar yedin, tereyağı yedin, hani tereyağı yumurta yapıyor, tereyağı yedin, hani ondan sonra bir kremalı pasta yedin. Mesela kremalı bir yiyecek. Yani hiç gazı olmasa da bebeğinin kremalı bir pasta yediğinde, kremalı bir çorba içtiğinde, kremalı bir şey yediğinde mutlaka o gün ya da ertesi gün ya bebeğin kakası böyle cıvıklaşır ya biraz karın ağrısı olur. Çünkü bunlar çok ağır ya da çok aşırı tereyağı yediğinde o gün ekmeği üzerine sürdün, ısıttın. İşte yumurtayı tereyağı kırdın, yemeği tereyağı o gün yeter. Bunlar çok sütle yapılan şeyler olduğu için ya da çok normal çikolata. Hani biz genelde bitter çikolata öneririz değil mi? Anne emziren annelere çok normal çikolatayı da. Hepsini bir arada o gün bir işte 2-3 tane süt tatlı yedin. Evet o gün bebeğin ya da o gün ya da ertesi gün ya da 3 gün içinde kakası yumuşar. Belki mukus görebilirsin, belki spazmlar görebilirsin, belki ağlama krizleri görebilirsin. Ama bu olabilir yani bu gibi şeyleri tabii ki süt ürünlerini her zaman dikkat ediyoruz şey olarak. Daha 4 günü 4 bebeğin kaç güne kadar normal gaz çıkıyor. Kaka şöyle ki bakın ilk biliyorsunuz mekonyum dediğimiz şey anne karnında hani yuttuğu kanlar hücreler sonra doğumdan sonra macun gibi kaka yapıyor. Ondan sonra buradan beslendikçe ne oluyor? Bağırsakların o kaka rengi açılıyor. Kahverengi, koyu yeşil ve gitgide kıvamı yumuşuyor. Koyu yeşil, açık yeşil, sarı yeşil, sonra sarı, sulu, pütürlü böyle ishal gibi bir içinde sanki yağ parçaları, susamlarla biz zaten her zaman pütürlü kaka bizim için iyi kakadır.
iyi beslenilmiş kakadır. Öyle bir kaka yapmaya başladı. Hatta böyle bağırsaklar kıvrımları tam oluşmadığı için, bağırsak emilimi başlamadığı için ilk 15 gün buradan emip sanki o sarı kapıya geçip oturup sanki yol yokmuş gibi sürekli böyle bir kaka yapma şeyini günde 8, 10, 15, 20 bile yapabilirler ama miktarı azdır. 15 günden sonra zaten bağırsak, bakın, tam kıvrımlar oluşuyor ve artık bağırsak emilimi başlıyor ve bağırsaklar dolmaya başlıyor. Zaten o ıkınmalar, sıkılmalar, gazlar başladıktan sonra zaten görüyorsunuz çiş miktarı çok artıyor, kakalar gitgide azalıyor. Yani bebek 14-15 güne kadar kaka yapmayabilir ama ek gıda dönemi değil. Orada katı gıda aldığı için o kadar beklemiyoruz. Ama bir anne sütü ya da devam sütü mama için de aynı şey geçerli. Zaten o yüzden prebiyotikli mama öneriyoruz ki hani bağırsak hareketlerini kabızlık yapmasın diye. Şimdi biz o düşünsene sıvı alıyor bebek. Bol bol çişle atıyor o sıvıyı ve onu kakaya çevirecek. Yani bağırsak da olacak. Tabii ki eskisi kadar şey yapmıyor. Çünkü bağırsak emilimi başladı. Olgun süte geçti. Evet, demin sormuştu. Evet, arka süt daha yağlı, daha doyurucu, daha şey. Onun için ya hep son tek göğüse geçene kadar ya hep son verdiğinizde başla ya da 2 saat içinde istediğinizde hep aynı istediğinde bebeğin aynı göğüsten emzir diyoruz. Şimdi bebek kaka yapmayabilir. Ama şunları mutlaka soruyoruz. Ama ıkınması, sıkılması o acı çekiyor anlamına gelmiyor. Zaten gazlarımız çok ıkınıyor. Çünkü itmeyi öğreniyor. Karın kasları güçlü değil. Ikınınca dikkat edin. Göbeğin tam üst şu göğüs kafesine atın. Şöyle bir top gibi kas çıkar. Karın yana gider ve yanlaşır. Çünkü karın kasları gelişmemiştir bebeklerin. 3-4 aydan sonra ayak hareketleri falan başlayınca bu ilk hareketler bunlar refleks hareketleri. O zaman karın kasları daha güçleniyor. Bebeğin 14-15 günde bir yapabilir. 2 haftaya kadar zaten müdahale edilmiyor. Ama şunlar çok önemli. Alttan tırt yapıyor. Karnı çok aşırı bazen şiş böyle artık damarları böyle çıkıyor. Çocuğun gergin. Karnı çok aşırı şiş gergin mi? Ya da dokunmakta ağrılı ağlama var mı? Ya bakıyorsun ay yumuşak karnı dokununca ağlamıyor. Sürekli ıkınıyor, ıkınabilir ama her ıkındığında sürekli kusuyor ve kusmaları çok arttı mı? Yok, normal kusuyor. Çiş miktarı azalmadı. Zaten fazla fazla kusa çiş miktarı azalır. Yaptığında art arda ve bol miktarda yapıyor mu? Ve şeyi yumuşak mı? Evet, tamam, o zaman isterse 2 haftada bir yapsın. Problem yok. Günde 7 kez çişe çıkıyor maşallah. Bunu da yapmasını hiç canım. Biz şimdi ne yapıyoruz? Bakın burada hep yanlış yapıyoruz. Sen bağırsak masajları falan rahatlatıyor. Affedersiniz. Biz hem habire bebeğin kaka yapmasını istiyoruz. Aslında düşünsenize o bağırsaklarını dolduruyor. Ikına ıkına o bağırsaklarını dolduruyor. O kakayı, şu kalın bağırsak şu, böyle ince bağırsak şöyle. Bu yoldan böyle ilerletip o kendi böyle doldurup boşaltmayı öğreniyor. Ama biz hep bunu yapmaya çalışırken bu her bir şeyde antrenman yaparken biz hemen müdahale ediyoruz. Ne yapıyoruz? İşte hemen yapsın yok poposunu müdahale ediyoruz. Yok şey yapıyorsun. Hani normal hareketler yaparsın gaz masajlara. O rahat onun daha da karın kaslarını güçlendirir. Daha da iyi itmesine neden olur ama onun dışında öyle poposuna yok şu kulak çubuğu sokmak yok, yağlamak yok, aman zeytinyağı içirmek çok zararlı bunlar. Yapmayın. Kendi kendine bırakın. Ne kadar çabuk bağırsaklarını doldurmayı, boşaltmayı öğrenirse hem karın kasları daha kuvvetlenir, hem gaz problemleri çok daha az olur, hem kusmalar çok daha az olur. Bırak onu şey. Daha da şimdi eşim dedim çok üzüldüm. Bir normal bir pasta almıştı dedim. Kremalı pasta yiyince kız. Yani işte kremalı pasta. Eşim bir şey yapmış. Kremalı pasta yiyince şiddetle. Ya hem olacak ama bunlar yapması normal. Anladın mı? Hani tek belki kremalı pastaya o kadar lezzetli bir şey olmaz ama çok böyle aşırı fazla yediğinde ya da o gün başka başka şeyler de yediğinde evet şey olabilir. Hani etkileyebilir. Gaz damlası, evet gaz damlası yani o çoğu da mide ve bağırsak demiren ve bitkisel şeyler. Hani birçoğunda mesela kimyon vardı bazısında rezene onların miktarları şeyleri odur. Ama gaz damlası kafanıza göre almayacaksınız. Doktor önerisine ve gaz damları zaten bu gaz eğitimlerimizde de çok var. Kayıtlı eğitimleri. Bunu da söyleyeyim gideyim. Vaktim doluyor. Genelde yanlış kullanılıyor. %99. Çünkü ben eziyat yıllarca yaptığım için şimdi mesela gidiyorum bebek gündüz genelde sıkının rahattır. Akşam 6, 9, 11 değil mi? Gazın en şiddetli. Çünkü gün içinde birikir o saatte patlatmayı
Tabii ki koruyucu katkı maddesi olan uzun süre zaten bir şey son kullanma tarihi uzun şey olursa tabii ki hani bitkisel olanlardan alın yani hani sonuçta şey katkı maddesi koruyucu olanlardan tabii ki almayın ama çok bitkisel çok güzel gaz damarı ya da prebiyotikler var ama kendi başınıza almayın doktor önerirse şimdi gaz birikmiş 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 akşam krizle patlatacak tam gazı başlıyor gaz tanesi damla veriliyor ne yapıyor daha şiddetli şimdi şu kadar havayı patlatmak var değil mi birikmiş bu havada daha spazm yapıyor ya da prebiyotik doktor veriyor mesela günde bir defa 5 damla diyor şimdi akşam gazı başlıyor prebiyotik veriyor hani başlayınca veriyoruz genelde. Bu da ne yapıyor? Daha çok spazm yapıyor. Bu sefer bütün gece daha çok kaka yapma derdine düşüyor. Onun için bez ilaçları ya doktorun bitkisel olması gerçekten mide ve bağırsakta emilmesi hani kana karışmayacak mide ve bağırsakta emilmesi önemli. Artı düzenli vermek gerekir. Özellikle 2 ile 5. haftalarda düzenli vermek lazım ve hani günde 5 3 defa 5 damla dediyse bu sabah öğle akşam hani antibiyotik gibi saatli değil de hani buna dikkat etmek gerekiyor ki şey hani ama şu ilaçta şu madde şu ilaç yani bunun tabii ki bir sürü şeyde de vitaminde de değil mi katkı maddesi var bir tür şeylerde onu katkı maddeli kullanmayın diyoruz kesinlikle hani bebeğimizin yani o kadar yediğine içtiğine şeyine dikkat ediyorsun verdiğin şeyde katkı maddesi var yani ne kadar acı değil mi birçok şeyde maalesef var onlara çok dikkat edeceğiz bazı D vitaminlerinde bazı demir ilaçlarında çok aşırı katkı maddesi parabenler falan bir sürü şeyler var onlara dikkat ediyoruz. Evet çok teşekkür ederim katıldığınız için. Soruların cevaplandığı varsa lütfen kusuruma bakmayın. Zaten çoğunda anlatırken mutlaka cevaplamışımdır diye düşünüyorum. Yarın da bu ağlayan bebişlerini sakinleştiririz. Öyle eğitim var. Eğer öyle bir şey varsa yarın da beklerim. Ya da anne adayları katılabilirsiniz yani sonrasında. Hani faydası olur sizlere de. Tekrar ediyorum birçok şeyde ilk adımlarım akademide bakın kayıtlı bir sürü eğitimimiz var. Kafanıza takılan şeylere oradan da bakabilirsiniz. Yine hamilelikle ilgili ya da bebekle ilgili. Artı yapmamızı istediğiniz lütfen konular varsa yazın. İlk adımlarım sayfasına ya da akademide o yorum kısmına yazın. Tamam, çok sevindim. Teşekkür ederim. Hani sizin istediğiniz konularda da elimizden geldiğince her konuda ben yapmasam bile diğer uzman arkadaşlarım şeyimiz hepsi yaparlar. Onun için hani sonrasında da rahatlıkla izleyebilirsiniz. Ben teşekkür ederim. Ay canım benim çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Sizler sayesinde bu eğitimleri veriyorum zaten. Sizler olmasanız her zaman değil mi ya? Kime anlatacağım? Açayım bomboş. Bugün öyle bir şok yaşadım. Açtım bekliyorum. 10 dakika bir kişi katılmadı. Ağlayacağım. Meğerse sistemde problem varmış. Aman Allah'ım ne kadar kötü değil mi? Allah Allah bekliyorum. Aa, bir kişi yok. Bekle. Ne yapsam acaba diyorum falan. Çok korkunç bir duyguymuş. İnşallah bir daha yaşamam. O tamamen sistemsel bir şeymiş ama yani düşünsenize sizler olmasanız ben burada ne yapacağım? Yani sizler olun. Sizler çok kıymetlisiniz. Ne güzel size de bir faydamız oluyorsa ne mutlu bize. Çok öpüyorum. Görüşürüz. Yarın da bekliyorum. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bay bay.